sen. Korkuyorum incinmekten, yerdeyken dibe düşmekten. Korkuyorum eve dönemezsem. İçimde yarım hevesten, kulağımdaki nefesten, ben olmayan her sesten, sahtesi üzen gülüşten korkuyorum. Arif olana sordum ben, Adem olana yandım ben, Leyla'yı gördüm gözümlen, insanı durdur tanrım korkuyorum. Arif olana sordum ben, Adem olana yandım ben, Leyla'yı gördüm gözümlen, kalbimi durdur tanrım korkuyorum. Her neredeysen çık gel ruhum. Sen düşmekten korkuyorum eve dönemezsem. Bilinmezi bildiler, görünmezi gördüler, sezilmezi sezip de kararımı verdiler korkuyorum. Her nerede Dudu. Hı. Ne olmuş, bir şey söyle artık. Ya dövmüşler bunu. Kudret dövdü. Niye dövmüş ya? Ya bilmiyorum ki. Ben tuvalete git dedim. Bir baktım böyle kanlar içinde yatıyor. Bu kız kime ne yaptı da bu hale geldi? Siz nasıl bilmezsiniz? Alp'le kız kafede el ele oturuyorlar. Fotoğrafladım abla. İstersen sana ulaştırırım. Buyur abla. Beşte. Bu mesaj neyin nesi? Ne anlama geliyor? Abla, bu çocuk laf falan dinlemiyor. Bak bugün şirkette çok önemli bir toplantısı vardı. O toplantıya gideceğine. Abla varsa yoksa onun için bu kız. Yani gözü ondan başka hiçbir şey görmüyor. Sen neredesin şimdi? Takipteyim. İyi. Peşlerine bırakma. Adım adım takip edip her durumu bana bildireceksin. Necde. Madem benim bu salak oğlan o kızdan vazgeçmiyor, o zaman kızın benim oğlandan vazgeçmesini sağla. Tamam abla.
Deniz? Ya duyar duymaz hemen geldim. Durumu nasıl? Birkaç çatlak zedelenme. Ağrı kesici verdim, dinlenmesi lazım. Hastaneye sevklik bir durumu var mı? Şu aşamada gerek yok. Murat konuştu mu peki? Yani bir isim falan verdi mi? Hiçbir şey söylemedim. Ama kimin yaptığı gayet açık. Kudret tabii ki. Peki neden yaptı sence bunu? Yani ne oldu da Deniz'i ölümüne dövdüler? Cezaevinde insanlar birbirine zarar vermek isterse verir. Sebep sonradan icat edilir. Önce ateş ederler, sonra nişan alırlar diyorsun. Onun gibi bir şey. Kimse konuşmazsa soruşturma açamayız. Ya muhtemelen öyle olacak. Hapse düşen birine ilk olarak idareye karşı susması öğretilir. En çabuk da kadınlar öğrenir. Susturulmaya alışık olduklarından belki de. Vur, kes köse köllen vur. Allah aşkına içinden oku ya. Ya Fransızca yazmış Türkçe kitabı, ne bileyim. İyi de ben anlamıyorum okuduğunu. Azıcık zayıfladın mı sen? Hiçbir şey yemedin mi? Dün ne güzel menemen vardı hücrede. Ya tamam Dudu. Nerede o yonca? Ya Azo, gacı sana madilik yapınca biz de tabii şutladık gacıyı buradan. Yani. E itiraf etti dediler, suçsuz olduğunu söylemiş. Kendi söylemedi. Deniz konuşturttu onu. Öyle ortaya çıktı senin suçsuz olduğun. Deniz mi konuşturdu? Deniz niye konuşturuyor ya? Kim kimi konuşturdu? Ne diyorsunuz siz ya? Doğru konuş. Ya yonca senin adını verdi ya. Ondan sonra Deniz buna oyun etti. İtiraf ettirtti işte gari. Ve aynen öyle oldu. O yüzden hacamat ettiler yani kızı. O yüzden mi? Ne bakıyorsunuz birbirinize? Ne oluyor burada ya? Biri bir şey söylese. Melis Hanım, Deniz nasıl? Revirde mi yoksa hastaneye mi kaldırdınız? Hastanelik bir durum yok. Ama bir süre revirde kalacak. Mersin. Dudu sen vurmuşsun Deniz'i. Hı. Kimler vardı yanında? Kimse yoktu. Vallahi görmedim. Şartı olsun görmedim Melis Hanım. Bak Dudu, koridorda kameralar var. Kim girmiş çıkmış görürüz. Eğer yalan söylüyorsan senin de başın belaya girer. Ya ben yalan konuşmuyorum. Öyle bir başına kanlar içinde yatıyordun kadıncağız. Kadın bir şey görmedim, duymadım diyor ya. Kameralarınız varsa bakın kameradan. Kameralar yalnızca tuvalet giriş ve çıkışlarını görmek için. İçeride neler olduğunu birileri anlatmadıkça... Deniz'e neler olduğu hiçbirinizin umurunda değil demek. Kimse öyle bir şey demiyor. Siz hiçbir şey söylemiyorsunuz Azra. Hiçbir şey. Aklınıza bir şeyler gelirse ben odamdayım. Madem konuşmuyorsunuz, bari rahat durun. Yapabilir misiniz? Deneriz. Azra. 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 Şişt, 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 şişt. Sus, yorma kendini. Beni hücreden çıkarmak için şey yapmışsın duydum. Çok sağ ol. Çökçen'in yanıyor mu? Tehlikedesin. Tehlikedesin. Kudret. Matkap. Dikkat et. Ne arıyorsun sen burada? Dışarı. Hadi.
Memurlar görmeden kısmına gitmen gerek. Nasıl? İyi mi açık? Konuşabiliyor mu? Konuşabiliyor. Ne dedi biliyor musun? Matkap dedi. Sen biliyor muydun? Söyleyecektik. Öyle mi? Yürü! Gelmiş bana diyor ki falına bakayım. Ben dedim sen kimsin benim falıma bakacaksın ya? Ha? Sen kim benim falıma bakmak için dedim. Oo. Gösterin elleri. Kontrol edeceğim. Tırnak kontrolü mü var? Tırnak kontrolü. Kestik biz tırnaklarımızı öğretmenim. Kesmedik mi? Daha yeni kestik. Cici cici tırnaklar. Öğretmenim. Ha? Kestik hepimiz. Biz her zaman tırnaklarımızı temiz temiz keseriz. Buyurun. Ha? Bu kan nedir? Hiç. Ya benim kızlar sürekli dama gibi güreş halindeler. Ya yapmayın şu güreşi diyorum. Yapmayın. Birbirinizi yaralayacaksınız diyorum. Aldın mı başına limonu? Sen karışma Kudret. Kendisi cevap verir. Evet. İşte Kudret ablanın dediği gibi oldu. Biz böyle güreş yapalım dedik Hatice'yle. Ay gofretin hem de. Bunun bakmayın böyle cüstesine. Böyle çok güçlüymüş. Böyle bir tane çarptı. Yani kafasıyla bir de burnuma. Boş boş kanlar. Ayakkabımda bulaşmış işte. Öyle yani. Ne güreşi? Ne alaka? Aa. Kadınız diye güçsüz mü olacağız? Hiç. Eğleniyoruz işte kendi aramızda pataküte pataküte. Bunun eli çok ağır. Evet, bu adam alacak. Çok ağır. Yani sonra adamın ben böyle dayanamadım tamam mı? İçime sinmedi benim. Ben dedim o zaman bir daha. Ben tekrar şey yaptım. Adamını tekrar geçiyorum. Çok hırpalı. Bana bak Sezen. Doğruyu söyle. Bu kan Deniz'in mi? Aa iyi. Allah bunu iftiradan korusun. Ay Deniz kim be? Ya ben daha yeni geldim. Bir dün biliyorsunuz yani. Başka bir sorunumuz yoksa zaten bizim... Yıldızlar geri gidiyormuş bu ay. Yıldız falan bakıyorlar. İşte yıldız falan filan. Bir de dua edelim ki dere güreşi yapmadınız. Eve kadar bıraktığın için sağ ol. Keşke bırakmak zorunda olmasaydım. Yani beraber geçirseydik bütün geceyi. Ya da çok güzel bir geceydi. Güzeldi. Gideyim ben. Bunları Deniz'den mi öğrenecektim lan? Ha? Bunları Deniz'den mi öğrenecektim ben? Deniz'den mi öğrenecektim? Nerede sizin kardeşliğiniz? Nerede sizin canlığınız nerede? Ha? İki gün ortadan yok oluyorum. Mezarımız kazılıyor. Azra'cığım ne oluyor? Azra ne diyorsun sen ya? Matkap diyorum Hasret matkap. Kudret plan yapmış bana matkap yapacakmış. Ne? Ya bizim böyle bir şeyden haberimiz yok ki. Allah belamı versin. Yok ki böyle bir şeyden haberim ya. Ha, siz bilmiyorsunuz. Hayır. Ama siz biliyorsunuz. Ne oldu? Kudret iki tehdit etti sizi. Çini kaçtı değil mi? Ha? Hemen korktunuz değil mi?
Matkap lan bu matkap. O kız orada gözleri kapalı ağzını açtı. İlk söylediği şey beni uyarmak oldu. Daha iki günlük çaylak kız yaptı bunu. Siz neyi beklediniz? Hacı Ale. Söyleyecektik. Ama vakit bulamadık. Şaka mı yapıyorsun Cale? Matkap lan bu. Nesini söyleyecektin? Ağzından ilk çıkanın bu olması lazım. Ne yapacaktık? Sen başımızda olmadan Kudret'e kafa mı tutacaktık? Deniz tuttu. Gördük olanları. Siz kimden öğrendiniz? Yonca geldi söyledi. Kudret demiş ki eğer öterseniz hepiniz teker teker deşerim demiş. O Yonca'nın da o Kudret'in de. Yeter, herkes bir silkelensin yeter. Herkes bir kendine gelsin. Herkese bir kendimize göstermenin zamanı geldi. Herkes bir silkelensin. Çekil. Hayır, imza alın lan. Hayır. İyi akşamlar. Gel buraya gel. Gel konuşalım biraz. Ne yapacağım ben sana ya? O ne demek şimdi? Saat kaç? Biraz geç oldu. Biraz geç oldu. Erkek arkadaşından mı? Erkek kız ne fark eder ki? Yani nasıl ne fark eder ki? Tabii ki fark eder ya. Annen hapiste. Ben zaten tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum. Meydan sana mı kaldı yani şimdi? Darmadağın ettiğin hayatımı toparlamaya çalışıyorum. Yaşamaya çalışıyorum. Hepsi bu. Aman aman kocaman laflara bak. Hayatını toparlamaya çalışıyormuş. Bence en kısa zamanda toparlamaya başlar. Yoksa ben senin hayatını toparlayacağım, anladın mı? Benim hiçbir şeyden korkum yok. Beni bu eve ya da sana bağlayan hiçbir şey yok. Anladın mı beni? Ben konuşurken öyle sırtını dönüp gidemezsin. Hadi gel buraya. Senin için üzülüyorum. Şu haline bak. Böyle gidersen etrafında hiç kimse kalmayacak. Benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil. Ayakta zor duruyorsun. Bir de bana... Doğru konuş benimle. Konuşmazsan ne olur? Ne olur ya? Ne yaparsın bana? Döver misin? Gözümü mü morartırsın? Dudağımı mı patlatırsın? Ne yaparsın ya? Ne yaparsın? Teşekkür ederim. Niye? Hayatımda olduğun için. Biliyor musun? Bu gece hiç gitme istedim yanımdan. Öyle mi? Garip bir şey var sende. Yani alışkanlık yapıyorsun insanda. Ben seni düşünmeden yapamıyorum Ecem. Alp, biliyor musun? Şu an hayatımdaki tek güzel şey sensin. Hemen uyuyacak mısın? Neden? Uyuma. Beni bekle. Yatarken telefonlarımızı açalım. Yani gerçekten yanımda olmasan da... Tamam, tamam olur. Çabuk ol, bekliyorum.
Okula mı? Evet. Bugün okul çıkışı annemi görmeye gideceğim. Görüş var bugün. Hani bu aralar her şeyimi bilmek istiyorsun ya. Tamam. Sen gelmeyecek misin? Annen evini görmek iyi gelmiyor. Haklısın. Hakkı'yı arayayım. Seni okuldan alsın, cezaevine götürsün. Sonra eve getirsin, tamam mı? Yok, yok. Gerek yok. Ben kendim hallederim. Bir kere söyleyeceğim. Gençsin, güzelsin. Önünde daha çok güzel yılların var. Alp'le bir daha görüşmeyeceksin. Anladın? Alp'le bir daha görüşmeyeceksin. Alo, Ecem. Alp, Alp, birisi beni tehdit etti. Sinirlerim çok bozuk. Ne diyorsun sen? Ne tehdidi? Sabah sabah asansöre bindim. Arkamdan bir adam bindi. Bir daha bir görmeyeceksin dedi bana. Nasıl bir adam bu? Uzun boylu, kirli sakallı. Dün gece sen beni bıraktığında da görmüştüm. Dik dik baktı bana. Alp, çok korktum. Sen de neredesin şimdi? Evin önündeyim. Sana bir şey yaptı mı? Dokundu mu? Hayır, hayır. Dokunmadı ama hala elim ayağım titriyor. Tamam. Ben ilgileneceğim. Merak etme sen, korkma. Alp, ne oluyor? Tanıyor musun sen bu adamı? Yok. Ama tahmin edebiliyorum. Neyse, sen git okuluna. Gerisini düşünme. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Merak etme. Alp, ne oluyor? Sen sakın korkma. Sakin ol, tamam mı? Gerisini düşünme. Merak etme. İlgileneceğim ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Of. Anne, of. Salata alacağım. Pardon. Şale. Azra bir şey anlatmadınız değil mi? Hayır. Bak, Kudret oyar hepinizi. Plan yapıyor, haber bekleyin. Tamam ya. Tamam. Salata, bol salata abla.
sorma. Yok, onu istemiyorum, onu istemem. Onu istemem. Ne bakıyorsun usta? Kız Aslet, sen o uncacıkla karnını doyacak mı ya? Ben senin gibi dombili miyim öyle bir oturuşta bir tencere dolma yiyeyim? Yavrum. Yürü hadi yürü. Merhaba. Pardon, şuradan bir. Senin için sandviç yaptım. Sen çok seviyorsun diye. Ben doydum, sağ ol. Afiyet olsun. Özlem Hanım. Hı. Sandviçimiz fazla herhalde. Sağ ol. Çok da lezzetli olmuş ha. Hı? Vallahi billahi. Yer misin? Olur değil. Geçmiş olsun. Nasılsın? Biraz daha toparlayabildin mi? İstediğin başka bir şey var mı? Deniz kim yaptı bunu sana? Bir araba laf saymışsın lan Kudret anneme! Düşündüm ben de. Ben de sana bir ders vereyim dedim. Al bu dersi. Şu okuduğum bol kitaplar var ya. Onlara kapak yap. Bilmiyorum. Sana kimin saldırdığını bilmiyorsun. Öyle mi? Saklayarak kimseye iyilik etmiyorsun Deniz. Ne kendine ne başkasına. Bak bu iş büyüyecek. Başkaları da zarar görecek. Bana bir isim ver. Melis Hanım. Görüş için Deniz'in kızı geldi. Burada olduğumu söylemediniz değil mi? Kendin söylemek ister misin Deniz? Hem seni görünce meraklanmaz da. İsterim. Ama nasıl kalkacağım buradan? Ben kızını buraya getirtirim. Gelsin mi? Gelsin. O zaman bana bir isim ver. Bilmiyorum. Deniz bak böyle devam edersen iyileşinceye kadar, revirden çıkıncaya kadar kızını göremeyeceksin. Gelmesin. Beni bu halde görmesin zaten. Ona bir şey söylemeyin olur mu? Nerede annem? Niye gelmiyor görüşmeye? Annem bugün görüşe çıkmayacak.
Ne demek görüşe çıkmayacak? Benim geldiğimi söylediniz değil mi? Babam gelmiş sanmasın. Kızınız burada dediniz mi? Tabii ki dedik. Tabii ki ama ya, annem bugün kendini pek iyi hissetmiyor. Ne oldu? Ne oldu, hasta mı? Bir şey mi geldi başına? Biri bir şey mi yaptı? Geçen sefer de kitlemişlerdi. Hayır hayır, sen sakin ol. Öyle bir şey değil. Annen gayet iyi. Neden görüşemiyorum o zaman annemle? Bak, bu bütün mahkumlara zaman zaman olur. İçlerine kapanırlar. Yani şu anda annen de böyle bir dönemden geçiyor. Ama yakında atlatacaktır, eminim. Bak, ben konuşacağım annenle. Seni aramasını söyleyeceğim. Söz. Annen gayet iyi. Sapasağlam. Güven bana. Ya hani... Ya sadece benimle görüşmek istemiyor, öyle mi? Sanki terk edilmiş bir viraneyim, her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın, çile rüzgarı. Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal, devrilip batmışım, bulmuşum. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum. Vay vay vay, boncuk gelmiş, boncuğum gelmiş. Gel 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 gel. Gelsene. Yemeğimi alayım gelin. Ay saçmalama, biz alırız, gel. Gel kız. Ben getireyim. Deniz abla, helal olsun sana da. Helal. Önüne bak, önüne. Önüne bak. Ne oluyor? Sanki Rocky geldi. Gel gel. Benim yerime otur, gel. Sağ ol. Nasılsın, iyi misin? İyi, iyi, sağ ol. Vallahi çabuk toparlamışsın ya. Sağ ol Ulgaz. Zahmet oldu. Olmadı, hayır. Allah Allah. Karının ağzını burnunu kırdı. Kahraman oldu ya. İyi mi şimdi bu? Aa, demek ki iyi kıramamışsınız. Nereye gitti o tekmeler? Nereye gitti? Yani kırarız ablacığım tekrar, biz bir daha kırarız. Biliyoruz, biliyoruz.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oktay. Ben seni bu kadar çok mu kırdım? Evet, çok kırıldım. Günlerdir seninle konuşmaya çalışıyorum. Hiç yüzüme bile bakmıyorsun. Bu daha ne kadar sürecek böyle? Sen benim katil olduğumu düşündün Özlem. Hayır, ben düşünmedim. Melis de o. Üstelik benim için arkadaştan da fazlasıydı. Nasıl yani? Bunu söylemem doğru değil belki ama söyleyeceğim. Madem sen anlamadın. Söyleyeceğim. Senden hoşlanıyorum ben. Bu yüzden kırıldım belki de. Kızlar, bu Deniz'in balonu fazla şişmeden patlatmak lazım. Bu Azra karısını da indirmezsek çok geç olacak. İş işten geçecek. Bana bak, hiç mi yalnız kalmıyor bu karı? Seninkiler nasıl bir iş çeviriyor? Öğrenebildin mi? Ben Cale ile konuştum ama bir numara yok. Yani benim anladığım kimse bir şey söylememiş Azra'ya. Ay yürü Allah aşkına ya, biz dünkü çocuk muyuz? Tabii ki söylemişlerdir, öt hadi. Burada herkes her haltı bilir. Mesele bilmek değil. Mesele ne zaman ne yapacaklarını bilmek. Senin gözün kulağın üzerlerinde olsun. Kız, içeriden bilgi al ki faka basmayalım. Yoksa ben seni bastırırım. Nasıl bastırırım? Faka bastırırsın ablam. Ütü ütü. Jos. Ah. Jos. Jos. Jos ya. Jos. 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 Onların sabrı tükendi. O dostlarına dalacaklar bize. O zaman ne yapacağız? Onlara istedikleri fırsatı vereceğiz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Ilgaz, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani safları sıklaştırıyoruz, arkamızı çok iyi kolluyoruz ama planımızı da çakozlatmıyoruz ha. Vallahi ellerim kaşındı şimdiden. Dudu. Niva. Ya helal da mı rahat yok? Dur. Ne? Bana bak ya. Kaç gün oldu? Hiç mi tek başına kalmıyor Azra? İşemeye de mi gitmiyor abi? Gitmiyorum. Hasret yalnız bırakıyor mu? Bir yalnız kalsa haber vereceğiz herhalde. Deniz bir şey söylemedi değil mi Azra'ya? He, söyledi. Deniz'in burada ayaktan sonra konuşacak hali mi kaldı? Cunk kuşu gibi oturuyorum. Tamam ama elinizi çabuk tutun. Kudret'in sabrı taşıyor. İyi. Bir şekilde hasreti uzaklaştırıp işte Azra'yı yalnız bırakacağız. Gerisi size kalmış. Tamam. Acele edin. Anladık. Başka türlü görünmez neyim ki? Er. Bak dedim öyle hiç yapışmıyorsun. Yeran. Nasıl? Yeran. İçindeki vahşi hayvan fazlasıyla güçlüydü. Karda yürümeye devam ettikçe daha da güçleniyordu. Bir daha kavgaya tutuşmamak için oldukça dikkatli davranmasına rağmen
gücü arttıkça ona olan nefreti de artıyordu. Ancak kavgaya başlaması halinde ikisinden birinin öleceğini biliyordu. Sonunda iki köpek karşı karşıya geldi ve birbirlerinin üzerine atlamak için fırsat kollamaya başladı. Alo. Canım, kızım. Sonunda bir kızın olduğu aklına geldi yani. Ecem. Görüşe geldim, çıkmadım bile. Bir telefon bile etmiyorsun. Sonra şimdi arayıp hiçbir şey olmamış gibi canım, kızım. Benim başıma küçük bir kaza geldi de. Ne? Merak etme, şimdi iyiyim. Ama o zaman revirdeydim. Beni de o halde görmeni istemedim. Biliyordum. Biliyordum anne. O kadar sordum. Niye bana bir şey söylemedin neden? Allah kahretsin, biliyordum işte. İyi misin peki şimdi? Ne olur doğruyu söyle, ne olursun, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Şimdi çok iyiyim bak. Konuşuyorum seninle, çok iyiyim. Merak etme. Sadece seni çok özledim tabii. Ben de. Ben de seni çok özledim anne. Canım, geleceksin bu hafta değil mi? Sınavım var. Sınavım var ama rapor alırım, hastayım derim. Ay, yok yok yok, hayır. Öyle bir şey yapma, dersin daha önemli. Tamam, sonraki hafta gelirsin. Ben buradayım, seni bekliyorum zaten. Tamam, senin şimdi tam ders saatin değil mi? Sen geç kalma, ben seni sonra ararım yine. Tamam mı canım? Ne olur, ne olur ara. Seni çok seviyorum anne. Çok seviyorum. Ben de seni. Ecem'im, kendine dikkat et, olur mu yavrum? Azra duşta bir başına. Yürü be patates. Menem ya. Bu ara sana çok sürpriz yapıyoruz. Ama siz eski kadınlar çok seviyorsunuz sürprizi. Mesela bizim jenerasyon öyle değil. Biz sevmiyoruz. Biz garanticiyiz. Hoşlanmadığımız insana maruz kalmak istemiyoruz. Sevmiyoruz bu durumu. Ya Azra, ne çok konuştun. Canımı mı alacaksın? Alacaksan al. Ne duruyorsun? Al canımı. Al. Al. Al canımı. Al. Ne yapayım ben senin o pis canını be? Ay, ben seni böyle her gün öldürmek istiyorum. Yavaş yavaş, azar azar, yatalını çıkara çıkara. Gel nenem. Gel nenem. Gel. Yavrum. Nenem, biz düşündük, seni emekli edelim diyoruz ya hep beraber. Meydan biraz bize kalsın. Biz at koşturalım biraz. Zaten bak, kocam da aldatıyor seni, affedersin. Boynuzları aldın kafana. O yüzden çoluğun çocuğun maskarası olma. Tamam mı? Köşene çekil, örgünü ör. Sus kal. Tamam mı? Ya Azra,
Neyi bekliyorsun? Sahurum bekliyorsun. Ne yapacaksan yap. Oo, Ezik de buradaymış. Bir Azra, bir Ezik. Ezik'in oldun yanına. Ya sen seviyorsun bu mazoşist işleri. Çok seviyorsun. Kalsiyo bu bal bunun ha. Bir insanın elinde 27 tane kemik varmış. Yani öyle irili ufaklı. Bunun 12 tanesi de kırılmış. Doktorlar da bir ay alçıda kalacakmış dedi. Yani eğer çıkınca hepimizi Allah onun gazabından korusun. Şimdi öfkeden kuduruyordur kudret. Ne zaman çıkacakmış? Bilmem. Vay öyle kalmaz ki revirde alçıya alındıysa. Kalacak bir durum yok. Şu ön sıraları doldur. Geçmiş olsun. Paramparça etmişler Emin. Ama giderken avlandı. Önce kocası, şimdi de bu. İyi gidi Kudret. Eski gücü kalmadı demek ki. Geçmiş olsun Kudret. Sağ ol müdürüm. Kahve söyledim sana da. Az şekerli. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var derler ya. Dur bakalım sizinki kaç yıl? Böyle karşılıklı kahve içelim diye mi çağırdınız beni? Endişeleniyorum senin için. Konuşmak istedim. Buyurun. Yıllardır mahkumların arasında en çok sözü geçen sensin. Tabii kimse düşman edinmeden en tepeye çıkamıyor. Hele orada kalmak daha da zor. Farkındayım. Farkındayım. Farkındayım tabii ki. Düşmanların gitgide çoğalıyor. Bu gidişle eski konumunu koruman o kadar kolay olmayacak. Ya pes edeceksin ya da... Daha kötüleşeceğim, daha acımasız olacağım, daha can yakacağım. Bunun kimseye faydası yok. Benim sana bir önerim var. Başka bir cezaevine geçmek için dilekçe ver. Seni hücrede tutalım, güvenliğini sağlayalım. İyiliğin için. Eksik olma. Ben başımın çaresine bakarım. Ama sayın müdürüm, siz git diyorsanız giderim. Tut tutanağını, de ki... Beceremedim de, ben bununla baş edemedim de, giderim. Kudret, konu benim beceriksizliğim değil. Konu senin güvenliğin. Kabul etmek zorunda değilsin tabii ki. Karar senin. Teklif için teşekkürler. Kahve için de teşekkür ederim.
Müsaadenle ben şimdi gideyim. Yarım işlerime kaldığı yerden devam edeyim. Etrafa biraz çeki düzen vereyim. Hayat devam ediyor sayın müdürüm. Kapıyı aç Hüseyin, kolum sakat. Rüzgar, bir daha tutma Censeni ha. Kız dayan. Allah seni. Ay, hemşire gelmiş ya. Aa, Muazzez abla. Ne? Döndü yine. Ablam sen daha yeni çıktın ya. Kızlar, tadı kalmamış. Hırsızlığın, cepçiliğin, yeminle. Kaç tane cüzdan arakladım, tek kuruş çıkmadı. Hep kredi kartı, şifreler, mifreler bir şeyler. Hadi etileri anlarım. Ulusu da anladım. Onlar zengin yerler. Ulan Esenyurt'ta da Bağcılar'da da karta denk geldim. Bir ağız tadıyla iş yapamadık. Öldü bu meslek. Öldü. Kavaycılık bitti. Terzilik bitti. Bizim mesleğimiz de bitti. Ablacığım, artık o işler bilgisayarla oluyor. İstersen ben sana öğretebilirim. Ben niye buradayım zannediyorsun? İster misin bilgisayar hacker işine girmek? Hacker? Kız! Muazzez abla, sen bana geçen ne söz verdin he? Fırsızlığı bırakacaksın demedin mi? Ya akrandan hacca gitti geldi, sen hala fırsızlık derdindesin. Ben hırsızlık yapmıyorum. Mesleğim bu benim. Dur! Böyle mesleğe mi olur kız? Babam okutmadı. İşe de vermedi. Atadan, babadan kalan mesleğim. Ay Allah'ım, hala mesleğin diyor. Kız fırsızlık mesleğim olur. Olur. Ben ihtiyacım kadarını çalıyorum. Çoluğum çocuğum var. Geçimimi sağlıyorum. Aç mı kalayım? Emekli aylarım da yok. Muazzez abla, ya falcılık yapasın, çiçekçilik yapasın, ne bileyim. He? Terazi işine gir. Terazi? Tartı tartacan. Beni değil tabii. Terazi. Ya ayakkabı boya, çiçek sat. Ne bileyim, baklafalı bilmem insan baklafalı. Bilmem, ayakkabı da bilmem. Hırsızlığı bilirim. Hırsızlığı bilirim. Vallahi yaşına başına bakma Cenk senin bir gün. Allah Allah, herkes iyi bildiği işi yapsın sen de. Ayol. Kız iş mi? Bu da benim işim. Gel. Kızdırıyor lan insanı. Dikkat. Havalandırma saati başlamıştır. Hadi moruk çıkalım, oluyor ya. Bastı bana burası. Havalandırma saati başlamıştır. Yine yenildin. Yine yenildin. Üç. Ne? Deniz gelmiş. Deniz. Yeter ya. Kendine gel. Adrenalin de attın. Bir toparlan. Ne oluyor? Geçen hafta da Ecem'i göremedim ya, revirdeydim. Çok özledim Azra. Anlatılacak gibi bir şey değil yani. Çok özledim ama başka hiçbir şey düşünemiyorum. Çok takılıyorsun bu aile meselelerine ya. İnsan seçemediği ailenin değil, parçası olduğu sürünün hayvanıdır. Ananla babanla değil, sürünün ayakta kalırsın Boncuk. Ne? Ya. Bir lağım faresi gelmiş, kasılmış paçozlara. Selam Deniz, kolay gelsin. Sağ ol. Selam Deniz. Sağ ol. Vay 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 vay. Ne? Ne demek ne? Görmüyor musun? Ünlü oldum. Çukurunda kim kime selam veriyor, saygı alıyor. Vay vay vay. Bunak. Nerede? Evet. Geç abla, abla. Anneciğim, anneciğim. Çok özledim. Benim. Hoş bulduk. Annem iyi misin? İyiyim. Enişte anne. İyiyim, sağ olun. Dostlar, sağ olun. Aa, kuzu, ezik, Azra, Pato hepsi burada. Durmadan bakıyor hala. Baksın, gözü gönlüne açılır. Geçti Borun pazarı, baksın. Kanadı kırık kuş, kuti. Bunlar üç kişiye karşı yedi kişi geldiler. Üç kişiye karşı yedi. Bunlar. Kardeşler. Aldırmayın. Haso. Hacım. Şu senin sipariş verdiğin yerden bir de Meksika biberi de sipariş et. Ne? Meksika'dan biber mi? Heh, tatmadığımız acı bir o kaldırdın. Biz tatmayacağız Dudu, başkalarına tattıracağız. O zaman işler değişir Azu. Deniz Demir, Meysa Hanım seni çağırıyor. Ne oldu? Ne oldu yine?
korkma, bir şey yok. Bir şey isteyecekmiş senden. Ünlü oldun ya, imza isteyecektir. Boncuk. Deniz abla çak ya. Ne espri yapıyoruz ya. Merhaba. Affedersiniz kızım. Memurların dinlenme odası nerede acaba? Kızımı ziyarete geldim de. Tanırsınız. Özlem Balaban, müdür muavini. Şu ileride, köşeye dönünce. Sağ ol evladım da, adın ne senin? Benim kıza söyleyeyim, sana iyi davransın. Ece. Ece. Tamam. Ortam çok gergin. İnşallah Kudret intikam almaya kalkmaz. Tak tak tak. Özlem yok muydu? Şu an yok, siz? Sevim Balaban. Annesiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kızımı bir ziyaret edeyim dedim. Kimlerle çalışıyor, iş arkadaşları kimler, bir göreyim dedim. Buralardadır şimdi, gelir. Çayınız kahveniz de hazırmış. Ben size hemen bir tane doldurayım. Yanına mis gibi anne poğaçası yaptım. Dereotlu peynirli. Ellerine sağlık teyzeciğim. Alın, çekinmeyin. Mis gibi koktu. Afiyet olsun. Sen de alsana, yakışıklı oldun. Teşekkür ederim, sağ ol. Al, al, çekinme. Peki. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kaç yıldır burada birlikte çalışıyorsunuz? Bir türlü kısmet olmadı tanışmak. Vallahi Özlem'den biliyorsunuz. Neredeyse bütün hayatımız burada geçiyor. Ya. Özlem de vakit buldukça bizimle değil, erkek arkadaşıyla buluşuyor. O yüzden... Kimle, kimle? Bir arkadaşı vardı. Adem'di galiba adı. Adem mi? Ay, yani Özlem'in Adem diye bir erkek arkadaşı mı varmış? Yok canım. Özlem'in erkek arkadaşı değil, hiç arkadaşı yok ki. Benim kızım utangaçtır, içine kapalıdır. Benim eğitimim sayesinde biraz da tabii. Eline erkek eli değmemiştir. Demek size erkek arkadaşım var dedi. Ay ilahi Özlem. Müsaadenizle. Poğaçalar da çok güzel olmuş. Evet, gerçekten çok lezzetli. Elinize sağlık. Oturabilir miyim? Yalnız kalmak istiyorum. Ben yalnız kalmamı istemiyorum. Aslında ben çok sevindim. Neden? Erkek arkadaşım yokmuş. Yok musun? Deniz gelsene. Buyurun. Bak burayı yeni yaptırdım. Artık cezaevimizin bir radyo stüdyosu var. Adını da Umut Radyo koydum.
Hani radyo yayınım yapılacak burada. Aynen öyle. Ama kapalı devre bir yayın olacak. Yani sadece bu cezaevinde dinlenebilecek. Meslek birliğinin de çok yardımı oldu. Müziklerin telifleri de tamam. Beni niye çağırdınız? Eğitimlisin. Eşin de müzisyenmiş. Duyduğuma göre daha önce onun grubunda solistlik de yapmışsın. Ben diyorum ki bu mikrofonun başına sen geç. Zaten öyle sürekli yayın olmayacak. Günde sadece birkaç saat. Hem bakarsın bazı mahkumlar da mikrofon karşısında şansını denemek ister. Belki bazı memur arkadaşlar. Bilmiyorum ki ben... Ben beceremem. Deniz, beceremem ne demek? Kendine karşı bu kadar önyargılı olma. Denemedin ki. Bilemezsin. Sen geç otur buraya. Birazcık kurcala. Kendini ne zaman hazır hissedersen o zaman başlarız. Deniz, bir köşeye çekilip kendini dinlemekten iyidir. Değil mi Meltem? Hadi kolay gelsin o zaman. Yani nasıl ben ne yapacağım ki? Nasıl yapacağım? Ya ne güzel işte, keyfini çıkarsana. Hem kafan dağılır. Yani bilgisayar kullanmak gibi bir şey bence. Yani öyledir herhalde. Ya nasıl kaşınıyor. Of. Tara hadi. Ablacığım. Bir şey diyeceğim ama işte. De. Benimkiyle konuştum bugün. Ay bir şey öğrendim ama kızmak yok olur mu? Söyle, kızmayacağım. Hamileymiş. Kim? Kim hamileymiş? Sarışın, yani Zeki abinin oynuşu işte. Evet arkadaşlar, geldim, ifade verdim. Ama bir kere savcının iddiaları baştan sona ön yargılarla kurulu. Yani tek bir somut delil bile yok. Gizli tanık diye tutturmuşlar, kimdir, neyin nesildir. Silah kaçakçılığı yapsam bunu kendi şirketim üzerinden mi yaparım? Şirketiymiş. Kim bu salaklığı yapar? O şirket benim. Teşekkürler arkadaşlar. Hatice, kapat şunu. Bırak kalsın. Nene, senin numara daşmış ha. Ay bugün de öğrendim ben de zannettim. Vallahi böyle senin gibi şaşırıp kaldım ablacığım. Olacak iş değil yani. Defol.